Efendim hemen merhabalar diyelim. Dominik'ten sonra yine birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle? Dominik İstanbul arası yoğun bir tempo devam ediyorsunuz. Dominik Hull İstanbul diyebilirim. Evet. Yani tabii ki bizim için çok yüksek bir sezon. O yüzden de çok dolaşmak zorunda kalıyoruz. Ama bugün burada olduğum için ayrıca mutluyum. Buraya çok emek veren sevgili dostlarımız. Beni de görmek istedikten söylediler. Ben de geldim. Tabii ki yani işimiz çok yoğun olabilir ama işimizin takdir edildiği organizasyonlara gelmek bizim görevimiz gibi düşünüyorum. Ve elimizden geldiği kadar da geliyoruz. Efendim Survivor çok konuşuldu bu hafta, özellikle Ronaldinho. Dünya yıldızı, neler söyleyeceksiniz? İlk öncelikle bir anılarınızı da alsak aslında çok da güzel olur beraber. Bir 6-7 yıl önce zaten konuşmuştuk. Bir samimiyetimiz de oldu sevgili Ronaldinho ile. Yani zaten mütevaziliğini hissetmişsinizdir. Evet. Onun dışında pozitif enerjiyle dünya örnek olmuş sporculardan biridir. Yani ben futbolcularda agresif olanların tabii ki ruh hallerini anlayabiliyorum ama bu tip böyle hep pozitif enerji veren bizde Alex vardı, Ronaldinho, Roberto Carlos, böyle oyuncuların özellikle Brezilyalarla çok çıkıyor. Pozitif enerjilerini çok seviyor. Misafirimiz oldu, 2 gün beraber olduk. Hem Türk hem Yunan takımıyla maç yaptık. Valla benim için büyük bir mutlulukta. Yani ben futbolu zaten çok seviyorum ama ilk defa ayıp voleybol oynadım. Güzel de bir ikiliydiniz aslında efendim. Güzel bir ikiliydik. Yani şöyle bir ikiliydik. Topu atıyorum. Sanki böyle hani Allah o topu bana düzeltip geri yolluyor gibi. Yani karşımda hayatım boyunca bir daha yanımda daha olsun göremeyeceğim bir partner vardı. Hani kötü top atsan, iyi top atsan, ne atarsan o sana alıyor, eline veriyor. Allah vergisi yeteneğin görebildiğim en uç noktalarını bizzat yaşadım. Çok şanslıyım. Aslında bu fırsatı yarışmacılara da sundunuz efendim. 15'er dakikadan iki takım da aslında beraber Ronaldinho ile de top oynama fırsatı da buldular. Top oynadılar. Bizimkiler çok aç olduğu için Ronaldinho ile oynadıklarının farkında değillerdi. Onlar normal maça döndüler. Ben Ronaldinho ile aynı sahada oynayacak olsam, o da bizim hatamız oldu. Hani Ronaldinho ile oynayıp onun yeteneklerini görmek isterdim. Hatayı şöyle yaptık, ödül koyduk. Ödül olunca konsantrasyon tamamen ödüle kaydı. Yani orada bir fırsat kaçırdık bence. Çünkü attığı golden de göreceksiniz. Evet. Çok büyük bir yetenek. Bakalım, güzel bir aktiviteydi. Efendim dünya yıldızlarını getirmeye devam ediyorsunuz ama Acun Ilıcalı'da da sürprizler de bitmez aslında. Evet. Yeni bir sürpriz de olacak mı Survivor'da? Valla elimizden geldiğince seyircimiz de yarışmacılarımızı şaşırtmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar, onlar reytinglerde bizi şaşırttılar. Çok güzel sonuçlar aldık. Tabii biz de yarışmacılarımızın bu güzel emeklerine, ortaya çıkan güzel şova katkıda bulunmak için her geçen gün bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Onların da mutluluğa çünkü mutluluğa hak ettiğini düşünüyorum. Efendim dedik Dominik, Hull City. Biraz da Hull City'yi de konuşalım efendim. Türklerin fırtınası da esiyor. Evet. Özellikle siz bir isme dikkat çekmiştiniz zamanında. Evet. Bu ismi iyi izleyin demiştiniz ama bir gol atmıştı ki dünya konuşmaya başladı aslında o golü de. Valla Filocini ben arkadaşlar almak istediklerini söylediler bizim scout. Ben de emin misiniz dedim, eminim dediler. Sonra akşam gece yatmadan bir seyredeyim dedim hani. Almak istiyorlar da kim almak istiyorlar? Çünkü sonuçta hani para bizden çıkacak. En azından kim alıyoruz bakayım dedim. Bir seyrettim böyle hani kiralayacaktık aslında. Ya, bu çocuk dedim normal bir futbolcu benzemiyor. Yaptığı hareketler de sıra dışı. Aradım sabah bizim Tan'ı sağ olsun. Dedim Tan dedim. Kiralık mı düşünüyorlar? Evet. Biz satın alalım dedim. Ne kadar verelim dedim. Dedim ne istiyorlarsa sor. Ne istiyorsa verelim dedim. Bundan bir daha biz bulamayız dedim. Çocuk çünkü korkunç bir yetenek. Evet. Yani sabaha kadar çocuğu seyrettim. Ve hareketleri çok farklıydı. Sağ olsun Tan da sabah Aston Villa ile görüşmeye başladı. 1,5 aylık bir süreç oldu ama yani aldığımız için çok mutluyum. Şu anda bütün dünya konuşuyor onu. Evet. Yani golü böyle Brezilya, Arjantin ve oralarda da çok konuşuldu ki Puşkaş ödülü alma ihtimali bile var. Aday olacak bir ihtimali. Yani çok özel bir futbolcu. Şöyle diyeyim, Ronaldinho'nun gençliğinin tadını veriyor. Yani bizim takım için çok büyük bir şans. Yani biz de bu transferi yapabildiğimiz için ekip olarak çok hem başarılıyız hem de şanslıyız. Türk yetenekleri de aslında kadroya katmaya da devam ediyorsunuz efendim. Son olarak da Abdülkadir Ömür vardı. Vallahi Abdülkadir benim zaten yıllardan beri hayran olduğum bir futbolcu. Yani yeteneğini tartışmamıza gerek yok. Özellikle Trabzonspor Fenerbahçe maçlarında beni çok üzmüşlüğü vardır. Hatta bu sene bile rakipteyken onu seyretmek bize karşı bazen acı verdi ama milli takımdaki performansları falan hep böyle gözünün önünde. Yani çok özel bir futbolcu. Zaten şu anda bütün İngilizler şaşkın. Şöyle şaşkınlar. Championship şartlarında bu kadar çabuk adapte olabilen,
ve bir anda farkını gösterebilen oyuncu çok az gelmiş. Yani normal bir futbolcunun bir yıl diyorlar alışması. Arda Güler'in bir maç sürdü. Şu bir anda, de asistle devam etti. Asistin dışında oyunun içinde çok değişik şeyler yapıyor. Hocamız beni özel olarak aradı. Dedi ki çok özel bir futbolcu getirmişsiniz, tebrik ederiz dedi. O da bir transfer başarısı oldu. Orada Trabzonspor'a da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hem kendi hakları da devam ediyor ikinci satıştan. İnşallah satmayı düşünmüyorum ama hani inşallah bizimle beraber bir yerlere gelir. Yani çok büyük bir futbolcu, çok şanslıyız. Hulst'te, Championship'te efendim 5. sırada artık Premier Ligi zorluyor. Bu sene artık ilk seneden çıkacağız mı? 6.'yiz ama senin için 5. olur belki bu hafta. İlk 6'da yapılacak, ilk 6'da kalsak yeterli. Yani benim hayalim bu sene Premier Lig değil, playoff oynamaktı. Uzun vadeli hayalim tabii ki Premier Lig. Ama playoff oynarsak da 2 maç kazanırsan çıkıyorsun. Oralarda beni göremezsiniz zaten. Tahmin ediyorum ruhen ayrılabilirim. Çünkü şu anda heyecan bile ediyor. Belli değil tabii ki şimdi. Çok zor bir lig. Ama çok iyi oynuyoruz. Kısmet. Son olarak da efendim şunu da soralım. Alman kanalında ortaklık konuşuluyordu. Alman kanalına ortak olduk. %50. Almanya'da amacımız buradaki başarılarımızı sürdürmek. Daha önce yaklaşık 10 ülkede başarımız oldu. Ama yani daha doğrusu baktığımız zaman hani çok başarısız olduğumuz bir ülke olmadı. Hatta hiç olmadı. O yüzden de hani Almanya'da da bu başarıyı sergilemek ve Avrupa'da Avrupa'nın büyük televizyon dünyası ülkelerine adım atmak istiyoruz. Almanya bizim için çok çok önemli bir ülke. Orada başarırsak basın toplantımızı hep beraber Almanya'da yapacağız. İnşallah efendim. Artık sesler falan. Çok teşekkür ederiz efendim. Burada bir el atsam derdim. Ben de bir Erzurumspor ben el atmış biriyim. Evet. İki gece Erzurumspor'a ayırdım TV8'de. Erzurumspor benim için tabii çok özel. Başkanla da konuşuyoruz. Ama yani kulübü almak falan tabii yani şu anda öyle bir şey çok mümkün değil. Dernek statüsünde zaten. Ve hani Erzurumların da biraz Erzurumspor'a biraz daha türbüne gerek destek olması lazım diye düşünüyorum. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.